Arkadaşlar 3. videomuzda kuruluş dönemi Osmanlı kuruluş döneminin 3. videosuyla karşınızdayım. Şimdi şu saate kadar ne yaptık? Önce Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu sırada dünyadaki genel durumu anlattım. Genel çerçeveyi verdik. Kimlerle çağdaştır onları verdik. Arkasından ne yaptık? Niye kısa sürede gelişti, güçlendi? Bunları verdik. Sonra parça parça işledik. Şimdi iki parçağı bitirdik. Osman Bey, Orhan Bey şimdi. Birinci Murat. Birinci Murat arkadaşlar Orhan Bey'den sonra başa geçiyor ve şunu söyleyebilir. Sancaktan yetişen ilk Osmanlı hükümdarı mıydı? Evet. Sancak sistemini kim kurdu? Babası Orhan Bey. 1362-1389 mu? Evet. 1389 bir şeyi hatırlatmalı size. Bir savaş. Kosova Savaşı. Birinci Kosova Savaşı'nı arkadaşlar. Birinci Murat şehit düşecektir. Savaş meydanında şehit düşen ilk ve tek Osmanlı hükümdarı. Peki babası Orhan Bey'in vefatı sırasında Ankara seferinde Birinci Murat Ankara'yı alıyor. Ankara'da kim var? Ahiler, ahiler, ahiler. Yine Orhan Bey'in ölümüyle elden çıkan Lüleburgaz, Malkara, Çorlu ki arkadaşlar bir hükümdar öldüğünde bundan yararlanır. Dış güçler yararlanır bundan ve topraklar elden çıkabilir. Ve her Osmanlı padişahı unutmayın başa geçtiğinde rüştünü ispat etmek zorundadır. Öyle padişah olmak da hani kolay değil. Yani sen astı astı kesti kesti zannediyorsun ama herkes rüştünü ispat etmek zorunda. Mesela Fatih Paşa geçer geçmez kafayı nereye taktı? İstanbul'a. Kanunu geçti. Nereye taktı kafayı? İşte ilk çıktığı Belgrad. Yani askere sözünü dinletemezsin. Yani tabiri caizse kimse sallamaz seni. O yüzden rüştünü ispat etmek zorundasın. Malkara, Çorlu'yu bunlar yeniden Osmanlı topraklarına katıyor. Ahilerden Ankara'yı alıyor. Ve bakın bir yıl sonra Sazlıdere Savaşı'na imza atacak. Bizans ve Bulgar ordusu var karşısında. Ve Osmanlı Devleti arkadaşlar artık Rumeli'de sağlam ilerliyor. Ve bakın Meriç nehrine kadar mı diyelim Doğu Trakya'da en önemli kente göz koyuyorlar. Edirne. Eski ismiyle Edirne olmuş. İstanbul gibi derler ya İslam'ı bol şehir İstanbul 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 gibi. Bazı şehirlerde böyle bir evrimleşme var isimlerde. Peki Edirne'yi kuşatıyoruz. Çok önemli bir ne diyelim aşamadır Edirne'nin kuşatılması ve tabii ki Bizans ve Bulgarlar buna zıplayacak. Osmanlı Devleti'nin Bizans'ın Avrupa ile olan bağlantısını kesme düşüncesi burayı alırsa ne olacaktır? Bizans'a bağlantı kesilecektir. Sonuçta Filibe ve Gümülcen'in fethine ortam hazırlıyor. Buralarda ticaret merkezleri arkadaşlar. Ve buraların fethiyle Osmanlıların Balkanların kapısı açılıyor. Buralarda ele geçiriliyor. Bu savaşın sonunda Bizans'ın Türklere karşı Balkan ülkelerinden Sırp ve Bulgarlardan yardım alma imkanı ortadan kaldırıyor. Çünkü şimdi Bizans'ı bu şekilde düşün. İstanbul merkezli. Sen Edirne'yi almışsın. Edirne'nin alınmasıyla artık buradaki Bulgar ve buradaki şeyi İstanbul arasını kara bağlantısını kesmiş oluyorsun. Ve sonunda arkadaşlar bakın bu savaşta çok karıştırılır. Hemen Edirne başkenti ilan edilmiyor. Dikkat edin 1365'te ilan edilecek. Çünkü şunu görmüş Osmanlılar. Bu savaşın sonunda Edirne gibi bir yer bizim elimize geçtiyse Edirne fethedildi ya. Ne oldu? Edirne'nin hemen başkenti yapmadılar ama Avrupa'da zıplayacak. Haçlı seferi geliyor. Şimdi Sırp Zındık Savaşı arkadaşlar Osmanlı üzerine düzenlenen ilk nedir? Haçlı seferi olacaktır. 1364 mü? Evet. Edirne'nin başkenti ilan edilmesine ortam hazırlıyor. Doğru mu? Ortam hazırlıyor ve Osmanlıların Balkanlara doğru ilerleyişine hız veriyor. Şimdi bu savaş, Sırp Zındık Savaşı'nda Hacı İlmey var. Bakın adamlar gelmişler Meriç Nehri'ne otağlamışlar. Bakmışlar 30 bin kişiyiz biz. Onlar Hacı İlmey ordusuna bakmış 10 bin kişi. Havada karada döverik sabah maç yapılacak. Ne yapıyor bizimkiler? Hacı İlmey'in aklına bir şeytanlık geliyor. Adamlar erkenden kutlayıp kafaları çekmişler. Adamlar serhoş. Bizim Hacı İlmey Bey bakmış her askerin eline üçer tane meşale tutuşturmuş gece baskını. Adamların üstüne şimdi sarhoş adam şimdi olduğumuz zaman bizim orada 30 bin sanki öyle görünüyor. Bir üçle daha çarp sarhoş adam bir de üç görür. Sonuç 90 bin, son gün 90 bin kişi geliyormuş gibi herifler Meriç Nehri'ne dönüyor. Türk ordusunun en çok yapmaya hoşlandığı şey neydi? Denize dökmek. Ya deniz bulamazsan nehre döküyor. Ve Balkanlara doğru ilerleyişine hız kazandırıyor. Edirne artık bu saatten sonra arkadaşlar başkent ilan edilecektir. Peki Osmanlı Devleti'nin başkent değişik bir bölgelerini dedik. Tamam. Kapısı durumdaki Edirne'yi ele geçirmesi neden olarak vermiştik. Avrupalı'nın Osmanlılar Balkanların ilerleyişini durdurmak Osmanlıların Balkanlardan atma düşüncesi. Kısaca tüm Haçlı seferlerine bunu getirelim. Atmak. Balkanlardan atmak. Osmanlı'yı, Türkleri Balkanlardan atmak. Bunun için Nibolu'da da söyleyeceğiz. Birinci Kosova'da söyleyeceğiz. Doğru mu? Onun dışında söyle.
İkinci Kosova Savaşı için de söyleyeceğiz. Ve sonuçta arkadaşlar Edirne, Batı Trakya ve Meriç Nehri üzerindeki hakimiyeti Osmanlı'nın bu savaşta güçlenecektir. Ve Macarların, bakın Macarların Balkanlar üzerindeki etkisi ortadan kaldırılıyor. Doğru mu? Sonuçta sen Haçlı ordusunu yenmişsin ilk kez. Ve Edirne başkenti ilan ediyor 1365'te. Artık sıkıntı yok. Bakın Salzadere Savaşı'nın sonucunda, Sırp Savaşı'nın sonucunda Edirne başkenti ilan ediliyor. Ve bazen ikili başkent uygulamaları göreceğiz dedim ya. Bursa'nın olmasını düşün. Doğru mu? Heh, peki Bursa aynı zamanda Edirne'de başkenti olacak. Tuna Nehri'ne kadar olan bölge Osmanlı'nın eline geçiyor. Doğru mu? Artık Tuna'nın güneyi diyelim. Osmanlı hakimiyeti iyice pekişti. Bulgar Krallığı Osmanlı himayesine giriyor. Evet. Bu galibiyetten sonra Türk ordusu fethilere devam ediyor. Trakya'nın büyük bir bölümünü, biraz önce Filibe ve Gümülcine demiştik ya, oraların ele geçirmesi, buralarda ticari noktalar. Ve Sırpsındığı biraz önce söyledim, Osmanlı Haçlı arasında yapılan ilk savaş oluyor. Ve Macarlarla Türkler ilk kez bu savaşta karşı karşıya geliyor. Doğru mu? Macarlarla Türkler. Biz bunu arkadaşlar Kanuni'de göreceğiz. Pargalı var ya, dünyanın en kısa süren savaşlarından 2 saatte biten hangisiydi? Mohaç. Mohaç'la Macar krallığını dağıtıyorlar. Kanuni döneminde anlatacağım. Peki bu savaşı genelde vermezler, ben veririm. Çirmen Savaşı 1371'de Osmanlı Sırpların Türkleri Balkanlardan atma düşüncesi, hepsinde bakın bu geçerli. Ve Sırpların yenilgisi vardı ya, yenildiler ya, onun özür almak istiyorlar. Bunlar da vardı çünkü Haçlı ordusunun içerisinde. Makedonya yolları arkadaşlar, sonunda savaşı kazanıyoruz. Makedonya yolu Osmanlılara açılıyor. Bunlar da ticaret yollarıdır. Kavala, Draman ve Serez Osmanlı toprağı haline geliyor. Makedonya'daki Sırp prensipleri, Bulgar krallıkları, Bizans ve bir kez daha Osmanlı hakimiyetini tanımış oluyor. Ve Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi hız kazanmıştır. Bu soruları zaten eğer yendiysek ve Balkanlarda olursa bunu kolaylıkla şıklardan çıkartırsınız. Balkanlarda ilerleyiş hızlanacaktır, hız kazanacaktır. Peki bir de arkadaşlar yenilgi var. Osmanlı Devleti'nin batıda ilk yenilgisi diye henüz sormadılar. Bu savaş böyle bir es geçiriyor, anlamadım. Ploşnik. Birinci Murat arkadaşlar Anadolu'da Karamanoğulları meselesiyle meşguluyor. Ki ben ne demiştim? Bakın Osmanlı daha kurulduğunda iddiada oynarsan Karamanoğullarına bir verirdin. Neden? Çünkü en güçlü beylikti. Osmanlı'ya kök söktürecek. Ve şunu söyleyeyim, bunu sordular. Neden Karamanoğulları Osmanlı'ya bu kadar mücadele etti? Çünkü başkentleri neresi bunların? Konya. Peki Konya kimin başkentiydi? Türkiye Selçuklu Devleti'nin. Adamlar kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Peki bellerini kim kıracak? Konya'yı Karaman'a alarak Fatih. Ama tam olarak ortadan kaldırılmaları için onun oğlu 2. Bayezid'i bekleyeceğiz. Karamanoğulları çok çok önemlidir. Konya merkez. Peki bununla uğraşırken Osmanlı ordusu Balkanlarda Sırp, Boşnak, Arnavut ve Hırvat kuvvetlerinden oluşan orduya yeniliyorlar. Bu savaş arkadaşlar Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisi. Ploşnik. Kafada böyle tut. Ayrıca bu yenilgi Hırvat, Macar, Leh ve bütün Lehistan, Polonya vardı ya, bütün Balkan kral ve prensiplerinin Osmanlı'nın aleyhine birleşmesini sağlıyor. Şunu söyleyebilir miyim? Bundan 2 yıl sonra neyi göreceğiz? Birinci Murat'ın şehit edildiği savaş neydi? Birinci Kosova Savaşı. Peki adamları cesaretlendirmez mi bu yenilgi? Yani ilkler önemlidir. Bak ilk kez yenildiğinde şu adam şunu söylemez mi? Allah Allah, bunlar demek ki yenilmez bir devlet değilmiş. Biz bunu nerede yaşayacağız? Arkadaşlar, 2. Viyana kuşatmasında. Adamlar artık diyecek ki Türklerin yenilmezliği gibi bir imaj ortadan kalkacaktır. Ploşnik de o zaman 2 sene sonra neye neden olacak? Kosova, yani yine Haçlar üzerimize gelecek. Kısaca adamları cesaretlendirecek bu savaş, bu yenilgi. Peki 1. Murat, araya bir reklam aldık. Kosova'yı sona sakladım. Anadolu'da ne yapıyor? Bakın ne dedim? Yıldırım Bayezid'e kadar beyliklere kafayla dalma yok. Ne yapıyorlar? Daha akrabalık ilişkisi, para veriyorlar, işte ne bileyim iç işlerine karışıyorlar. Daha böyle saldırı yapmadan ele geçirmek. İşte onlardan birincisi geliyor. Germiyan oğulları Beyli ile akrabalık ilişkisi kuruyorlar. Yani Yıldırım'ı Germiyan Bey'in kızına veriyor. Yıldırım Bayezid. Akrabalık ilişkisi sonucunda arkadaşlar çeyiz geliyor. Çeyize bakar mısın? Kütahya, evet, tavşanlı simak. Bak Kütahya'dan porselen takımı değil, komple Kütahya'ya getiriyor hatun. Ve Hamitoğullarından arkadaşlar 80 bin altın karşılığı. Isparta, Burdur, Yalvaç, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir bayağı bir toprak alınıyor. Ve ilk Osmanlı, bakın bunlarda af yok. Karamanoğulları mücadelesi. Bakın hiç şey yok bunlarla, anlaşalım. Anlaşmalar var ama
Yani şey gibi düşünün, devamlı kök söktürecek Karamanoğulları Osmanlı'ya. İlk kez ne zaman başladı çatışmalar derse Karamanoğulları'yla 1. Murat zamanında başlıyor. Tekrar edelim, Belinik'in kırdığı Konya ve Karaman'ı alarak derse Fatih. Tam olarak kim ortadan kaldırıldı derse 2. Bayezid. Peki Ahilerin eline geçen Ankara'yı yeniden ele geçiriyor arkadaşlar. Ki Ankara'daydı Ahi örgütü biliyorsunuz. Artık onlar da Osmanlı hakimiyetindedir. Ve sonuçta 1389'da ne diyelim, 1. Murat'ı şehit olduğu savaş meydanında ilk ölen, ilk şehit edilen Osmanlı hükümdarı, ilk ve tek Osmanlı hükümdarının olduğu savaş geliyor. 1. Kosova Savaşı. Şimdi arkadaşlar, Kosova'yı burada haritada gördünüz. Karadağ, Sırbistan kuzeyinde, kuzeyde Makedonya var. Savaş burada yapılacaktır, Balkanlarda. Ve nedenleri derse klasik. Tabii Haçlı Seferleri'ne getireceğimiz klasik neden neydi? Osmanlı'yı Balkanlardan atmak. Bir de Pulaşnik'te Osmanlı ordusunun yenilmesi kimleri cesaretlendirecek? Haçlıları cesaretlendirecek. Ve sonuçta arkadaşlar, Tuna'nın güneyi, Tuna Nehri'nin güneyi tamamen söyle Osmanlı hakimiyetine giriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tuna Nehri'nin güneyi tamamen Osmanlı hakimiyetine giriyor çünkü kazanıyor savaşı. Bu savaşta arkadaşlar Yıldırım Bayezid o kadar önemli roller oynamıştır ki. Mesela babası sıkıştığında oğlum sol kolaya yetiş, fişek gibi gidiyor. Zaten Yıldırım ismi buradan geliyor. Çok hızlı hareket ediyor. Fişek gibi yetişiyor oraya ve Sırp despotluğu arkadaşlar yeniden Osmanlı hakimiyetini tanıyor. Bakın buraları bir daha söylüyorsam elden çıkmıştır. Genelde taht değişikliklerinde elden çıkıyor. Sırp despotluğu Edirne Segedin'e bir daha kurulacak. Bu anlaşmada. Yani pinpon topu gibidir. Bir bizde bir tekrar kuruluyor. Bir bizde bir tekrar kuruluyor. Çok takılmayın buralara. Osmanlılara Kuzey Sırbistan yolu açılıyor. Tamam. Ve bu savaşta ilk kez Anadolu beylikleri Osmanlılara asker gönderiyor. Yardım ediyorlar. İyi güzel. Ve 1. Murat arkadaşlar Miloş diye bir herif tarafından, Sırplı bir tarafından şehit ediliyor. Şimdi el öpmek istemiş de ben de Müslüman oldum falan diye o da elini uzatmış hançeri batırmış. Şimdi yere düşüyor 1. Murat ve şeyine soruyorlar vasiyetini. Vasiyette kim geçecek başa? O da Yıldırım işaret ediyor. Ve savaş meydanında şeyden ilk ve tek Osmanlı hükümdarı olarak karşımıza çıkıyor. Ve savaş meydanında başa geçen Osmanlı hükümdarı derse bunun ne olur? Yıldırım Bayezid olacaktır. Yıldırım Bayezid arkadaşlar daha sonra 1. Murat Bayezid başa geçtiğinde şimdi babaya bağlı ya ordu. Babasına bağlı olduğu için askere ne yapıyor? Bahşiş geleneğini başlatıyor. O meşhur neydi? Yeniçerilerin aldığı bahşiş, culus. Aldıkları maaş neydi? Ulufe. 3 ayda bir aldıkları. Peki bu savaşta Osmanlı ordusu ilk kez topu kullanıyor ama arkadaşlar ateşli silah olarak düşünmeyin. Sesinden yararlanmak. Karşı tarafa panik çıkartmak için yapıyorlar bunu. Gülle olarak kullanılması Fatih dönemi, ateşli silah olarak kullanılması Otluk Beyli Savaşı'nda olacaktır. Hatta şimdiden peşine olarak bir şey söyleyeyim. Biz bir savaşı, bunu çocuklara sordular 8. sınıf. Biz bu bir savaşı topların manevra gücü yüksekliği sayesinde kazandık. Hangisi? Çaldıran Savaşı mesela. Top önemli bir silah olacaktır. İlk kez sesinden yararlanmak için gülle falan atmıyor. Bu savaş sırasında destansı bir şekilde anlatılıyor arkadaşlar. Bu savaş Sırplar arasında ve önemli olay olarak geçiyor. Orta Çağ Sırp devletinin bölümüne, Sırpların Türklerce köleleştirilmesine yol açan savaş olarak hatırlıyorlar. 1. Kosova Savaşı'nı. Ayrıca 1. Kosova Savaşı'nı kazanmış gibi davranıyorlar. 28 Haziran'da arkadaşlar tarihini en kutsal günler arasında sayıyorlar. Çünkü ne yaptılar? 1. Murat'ı şehit ettiler. Vidovdan adı altında günümüzde de kutluyorlar. Yani 1. Murat'ın öldürülmesi, şehit edilmesini kutluyorlar. Bu da bir ek bilgi olarak kalsın. Şimdi arkadaşlar, devlet teşkilatında neler yapıyor? Bakın çok çok yine önemli şeylere imza atacaktır. Bak, Türk tarihinde veraset sistemine bunun altını kalın kalın çizeyim. İlk kez düzenleme. Bak, bütün Osmanlı tarihi demiyorum, bütün Türk tarihinde. Neydi? Kut anlayışı vardı değil mi? Göt tanrı hanedan üyelerinin kanına devleti yönetmeye izin veriyor. Evet. Bundan ne doğuyor abi? Veraset sistemi. Yani ülke hanedan ortak malı. Ve hatunlarda bile var. Bak, ilk Türk devletlerinde kutu hatunlarda, hanedan üyeli hatunlarda bile olduğuna inanılmıştır. Sonra bütün Türk devletlerinde bu görüldü. Bir tanesi de değil. Memlükler. Orada 24 tane emir bir araya gelip ne yaptı? Kendi komutanlarının arasından seçtiler. Güçlü, kuvvetli. Bak, onu çok güzel bir sistem uyguladılar. Ama onun dışında
Bütün Türk devletleri Uygurlardır, Karanlardır, Gaznelilerdir, Göktürklerdir, aklına gelir Asya Hun devletidir. Hepsinde Selçuklulardır, Büyük Selçuklu, Arzemşah, hepsinde ülke hanedanın neydi? Ortak malıydı. Peki bunu değiştiren dünyada ilk kez kimdir derse Birinci Murat. Bak ne yapıyor? Ülke padişah ve oğullarının malıdır diye değiştiriyor. Arkadaşlar tam bir saltanat oldu mu? Evet. Kimler elenmiş oldu? Bak amcaoğlu, teyzeoğlu, kuzenler işte amcalar şunlar bunlar gitti. Peki şurayı kapatsam sadece padişahın malıdır diye bu anlayışı getiren kimdir diye sorarsam da ne diyeceksiniz? Fatih Sultan Mehmet ülke sadece padişahın malıdır diyecek o da. Ve ileride de kardeş katlinde oraya getirecek Fatih. İleride de 1. Ahmet neyi getirecek? Ekber ve Erşet'i. Demek ki buralarda veraset sistemine değişiklikler yapıyorlar. Osmanlı Devleti'ne kadar demek ki veraset hep uygulandı. Türk Devleti'nde ilk kez veraset sistemine dokunuyorlar. İlk dokunan da 1. Murat oluyor. Amaç nedir? Açık. Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Yani amcaoğlu gitti, teyzeoğlu gitti, onlar elendi. Artık saltanat yani tamamen babadan oğula. Doğru mu? Amaç merkezi otoriteyi güçlendirip taht kavgalarını ne yapmaktır? Azaltmaktır. Bunu söyledik. Balkanlarda sınırların genişlemesi üzerine manastır merkezi neyi kuruyorlar? Rumeli eyaleti Beylerbeyi oluyor. Böylece ilk kez eyalet sistemine mi geçiliyor? Bakın Anadolu'da kurulmadı henüz. Niye? Beylikler var. Kim kuracak Anadolu Beylerbeyi'ni biliyor musunuz? Yıldırım Bayezid. Hani ne demiştim? Ya, beyliklere kafayla dalan Yıldırım Bayezid'dir. O saate kadar hep neydi? Akrabalık ilişkisi. Ne bileyim söyle para vererek işte iş işlerine karışarak ele geçiriyorlardı. Yıldırımdan sonra buraları alacaklar ve burada da Anadolu Beylerbeyliği kurulacak. Şimdi Rumen Eyaleti. Yine merkez otorite güçlendi mi? Teşkilatlanma giderek artıyor mu? Evet. Peki şimdi çok önemli. Bak. Yek, du, se, çihar, penç. Farsça size 5'e kadar saydım. Yek, du, se, çihar, penç. Penç 5 demek. Doğru mu? 5 arkadaşlar 5'te 1. Şimdi Hristiyan esirlerden 5'te 1'i devşirme olarak anlıyor. Kendine asker yapıyorsun. Asker ihtiyacını karşılıyorsun. Bunu daha profesyonel hale getiren yani devşirme sistemini resmen uygulayan Çelebi Mehmet olacaktır. Pençe uygulayan kim? 1. Murat. Devşirmeyi uygulayan kim? Çelebi Mehmet. Neden? Çünkü Ankara Savaşı'na dağılan orduyu toparlaması lazım. Değişime sistemi de şu. Arkadaşlar bir kurul insan sarraflarından oluşan bir kurul. Balkanlarda köyleri tek tek gezer. Ve en zeki ve en yakışıklı çocukları seçerler. Ailelerinin de rızası alınması şartıyla. Bunlar arkadaşlar Gelibolu'da bak hani askerlik yaparız. Askerlikte önce acemi oğla acemiliği yaparsın ya. Bu da aynı şekilde. Gelibolu'da acemi oğlanlar ocağını kuruyor. Bakın yine 1. Murat yapıyor. Ve Edirne'de ustaya gönder bunları şimdi. Kapıkulu ocağını kuruyor. Kısaca Yeniçeri ocağını ve Topçu ocağını kim kuruyor dersek 1. Murat olacaktır. Demek ki Yeniçeri ocağı 1. Murat tarafından kuruluyor. Bir de ne sistemi vardı? Pençik. Ne yapılıyordu? Hristiyan esirlerin 5'te 1'i devşiriliyordu. Yeniçeri ocağını kuruyor. Yeniçerilerden çok bahsedeceğiz. İleride isyanlarından bahsedeceğiz. Ve arkadaşlar burada bir elemeye daha tabi tutulacaklar. Ne olacak biliyor musunuz? Aslında bunu 2. Murat'la deriz de yine tarihçiler arasında tartışma Enderun diye bir mektep var. Bu mektebe şimdi Kapıkulu Ocağı var ya buradan daha böyle zekileri daha ne diyelim fırlamaları mı diyelim onları seçiyorlar. Bunları da Enderun'a gönderip sadrazamlığa kadar yükselen devlet adamları yetiştiriyorlar. Sokolovic, Sokolu Mehmet Paşa. Yani kısaca demek ki bir elemeden tabi tutuldu mu ilk elemede bunlar ne yaptı? Gelimoğlu acemi olanlar ocağına gitti. Sonra Edirne'de ustalığını yaptı Kapıkulu Ocağı. Çoğu ne olarak çıktı? Yenişehir. Ama bir kısmı da daha zekileri de ne oldu? Enderun'a gönderilip 2. Murat kuracak diyelim hadi. Enderun'a gönderilip orada saray okulunda devlet adamı oldu. Devlet adamı yetiştirildi. Saray okulu demektir zaten Enderun. Peki divan teşkilatını genişletiyorlar arkadaşlar genişletiyor. Veziri azamlık dedim ya bugünkü hani parlamenter sistemde olsak neye denk gelir? Başbakanlık. Peki arkadaşlar Osmanlı'da 3 sınıf var. Seyfiye, İlmiye, Kalemiye. Hangi sınıfa girer? Vezir-i Azam, Seyfiye. Peki defterdaş ne iş yapar bir de? Seyfiye sınıfı seyf ne demektir? Kılıç. Seyfiye askeri. Demek ki Vezir-i Azam askeri sınıf. Doğru mu? Padişah mutlak vekili midir? Vezir-i Azam. Evet. Peki defterdaş bu maliye işlerine bakar. Mali işlere bakar. Arkadaşlar eli kalem tutarsa bunun maliye de kalem tutacak ya. Bunu hangi sınıf alıyoruz? Kalemiye sınıfını alıyoruz. Peki nişancı. Bunu söyledim. Sarayda nikah işlerine mi bakıyor diyor. Nişan işlerine mi? Alakası yok. Nişancı adı üstünde tuğrayı çeken adam. Ama dirlikleri de dağıtır. Dirlik de dağıtır. Tuğra da çeker. Eli kalem mi tutuyor bu adamın da? Yine
Kalemiye sınıfı o zaman. Peki kaz asker. Arkadaşlar bunu çok karıştırıyorsunuz. Asker var ya soyadında. Sen diyorsun ki ha, bu askeri sınıf o zaman Seyfiye. Alakası yok. Kaz asker diğer adıyla kadı askerdir. Bunun şu şekilde bilin, Adalet Bakanı gibi. Hem kadılar atar, müderris yani medrese öğretmenlerine atar, doğru mu? Ve adalet işte büyük davalara mesela şeyde divanda bakar. Kısaca Adalet Bakanı gibi kabaca özetleyelim. Kaz asker o zaman hangi sınıfa girer? Daha çok dini şeyler görünür, şerri hükümler falan. İlmiye sınıfına yapıştıracaksınız. Kaz asker ilmiye sınıfa. Tekrar dedim, vezir azam elinde kılıç var, bu adam askeriye. Defterdar elinde kalem var, kalemiye. Nişancı elinde kalem var, tura çekiyor. Nedir? Kalemiye. Kaz asker, kadı asker diye aradığında kadı diye düşünün. Adalet işleri yani ilmiye sınıfı. Peki bu makamları oluşturuyor. İlk vezir azam Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. Arkadaşlar bu senin KPSS sorusu, kuruluş dönemi. Kuruluş döneminde Osmanlı'nın Türkmen gücünü temsil eden aile. Çandarlı sülalesi. Fatih bunların tamamen ortadan kaldıracak İstanbul'un fethinden sonra. Ve Türkmenlerin gücü ezilirken kimler ön plana çıkacak? Devşirme. Amaç ne? Devşirme devletten maaş alır. O zaman merkezi otoriteyi değil mi? Artırmak, padişaha bağlılığı artırmak. Çünkü Çandarlı sülalesi kuruluş döneminin devletin en önemli kademelerinde. Sülale olarak söylüyorum, bak tek bir kişi değil, Türkmen gücünü temsil ediyor. Demek ki Fatih bir kırılmaya işaret edecek. Fatih'ten itibaren artık Türkmenlerin gücü kırılır ve kimler geçer başa? Devşirmeler devlet kademesine en önemli yerlere gelecekler. Onun da temel amacı neydi? Merkezi otoriteyi kendi otoritesini artırmak. Osmanlı tarihinde en uzun süre sadrazamlıkta kalan kişi ve vezir azam, sadrazam unvanını taşıyan ilk vezir. Ayrıca Çandarlı Halil Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk kaz askeri olarak karşımıza çıkıyor. Bakın hem iki görevi de yapıyor. Bir de Çandarlı Halil Hayrettin Paşa. Peki tımar ve iskan politikalarını sistemli hale getiriliyor. Arkadaşlar tımar sisteminde bir tartışma, Orhan mı kurdu, bunlara girmeyin. Osman Bey mi? Mesela Osman Bey ile birlikte attığı biliniyor. Ama sistemli hale getirmesi falan. Birinci Murat diyebiliriz. İskan politikası 1353 Şimpe ile dış iskan başlamıştı ya. İç iskan zaten göçebeleri yerleştirmeye çalışıyorlar. Bursa'ya bile iskan yaptılar ama dış iskan yani Balkanların Türkleştirilmesi 1353 Çinpe'den sonra olacaktır. Rumeli'ye geçiş çünkü. Peki iskan siyaseti doğrultusunda Balkanlara dervişler gönderiliyor. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. İlk bak Osmanlı'da buraları canlandıran şenlendirme derler. Hani imar faaliyetleri diyoruz ya Balkanlarda. Bunlara tekke ve zaviyeler yapıyor. Bölgeye canlılık kazandırıyorlar. Yani Balkanlarda imar faaliyetleri çerçevesinde yapılan ilk binalar ne oluyor? Tekke ve zaviye. Bunlar hem toplumun da ne yapıyorlar? Yani Türkleştiriyor, Müslümanlaştırıyor. Yani bölgenin aynı zamanda ne diyelim sosyal kurumları gibi. Peki Hüdavendigâr unvanını kullandı. Bak şu ana kadar Orhan Bey mi kullanmıştı Sultan unvanını kullanan ilk kişi? Doğru, bu Hüdavendigâr'ı daha çok kullandı. Sultan, Gazi, Hünkâr gibi unvanlar kullanmıştır. Ama öne çıkan unvanı Hüdavendigâr'dır. Buna dikkat. Ve 1. Murat arkadaşlar babası hani sancak sistemini kurmuştu ya Orhan Bey. Sancaktan yetişen ilk Osmanlı padişahı mıdır? Evet. Bursa sancağından mı tahta çıkıyor? Evet. Bu nedenle Bursa sancağı Hüdavendigâr sancağı olarak bilinir. Sancakların bazı isimlerini de burada vereceğim. Tamam. Peki bu dönemde İtalyan Ragusa Cumhuriyeti'ne ticari ayrıcalıklar veriyor. Arkadaşlar bunu eskiden sormuşlar. Büyük şeyde. Büyükler anlatırdı bizim bölüm başkanları. İşte İzmir'deyken Batı dershanesi varmış, başka dershaneler varmış. Adamlar tarihte Osmanlı kapitülasyonu kime verildi diye sormuşlar. Orada iki şık arasında Venedik varmış, Fransa varmış. Pek çok dershane birbirine girmiş. Şimdi Batı dershanesi Venedik diye anlatıyormuş, diğer dershaneler Fransa. O sırada da Sözel'de hukuk fakültesi önemli, yani kritik de bir soru. En son ÖSYM'de yazışmalar şunlar bunlar, ÖSYM cevap vermiş Venedik diye. 1479 Fatih diye. Artık map kitapları buna gitmiyor. Diyor ki kuruluş döneminde Venedik ve Celebiz'e ayrıcalıklar verilmiştir, imtiyazlar verilmiştir. Hangi padişahtır, şudur budur denmiyor. Yani o ÖSYM'de buna gireceğini zannetmiyorum. Ticari imtiyazlar, kapitülasyon mu diyeceğiz bunlara? Evet. Şimdi arkadaşlar buraya kadar 3. videoyu getirdik. Tek bir padişah anlattık. Yıldırım Bayezid biraz uzun olacağı için burada videoyu keselim. 4. videoda, 3. videoda devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.